Zero Limit. İlk defa okuyacağınız Ho'oponopono yöntemiyle hayatınızda %100 değişim yaratacaksınız. Hayatınızdaki bütün sınırları kaldırın. Joe Vitale, The Key Bestseller kitabının yazarı. Doktor İhale Akala Hevlen. Okuyan Zuhal Atasoy Dalman. 1. Bölüm. 2004 Ağustos'unda Ulusal Hipnozcular Locası'nın yıllık toplantısında konuşmacıydım ve bir standım vardı. İnsanlardan, toplantıdan çıkan enerjiden ve iletişim ağından çok memnundum. Ama o gün başlayacak ve hayatımı değiştirecek olan olaya hazırlıklı değildim. Dostum Mark Ryan da benimle birlikte standta çalışıyordu. Mark da bir hipnoterapisttir. Konu yaşamı ve yaşamın tüm gizemlerini araştırmak olduğunda son derece açık fikirli, meraklı, konuşkan ve etkileyicidir. Sık sık saatler süren sohbetler ederiz. Milton Lyrics'ından daha az tanınan şamanlara kadar terapi alanındaki kahramanlarımızdan konuşuruz. İşte böyle bir sohbet sırasında Mark beni şaşırtan bir soru sordu. İnsanları onları görmeden bile iyileştiren terapisti duydun mu? Soru beni afallattı. Ruhsal şifacılar ve uzaktan tedavi uygulayanlar hakkında bazı şeyler duymuştum ama Mark farklı bir şeylerden bahsediyor gibiydi. Kendisi bir hastane de olsa akıl hastanesi suçluyu tek bir hastayı bir kere bile görmeden iyileştiren bir psikolog. Ne yaptı? Adı Ho'oponopono olan bir Hawaii şifa metodu kullandı. Ho? O ne? Mark'ın o kelimeyi tekrar etmesini belki 10 kere istedim. Daha önce hiç duymamıştım. Mark bana daha fazlasını anlatacak kadar hikayeyi ya da uygulamayı bilmiyordu. Meraklandığımı kabul ediyorum ama aynı zamanda şüphe duyduğumu da itiraf etmeliyim. Bunu bir şehir efsanesi olması gerektiğini düşündüm. İnsanları onları görmeden iyileştirmek mi? Ya tabii. Mark hikayeyi anlatmaya devam etti. 16 yıl boyunca Kaliforniya'daki Shasta Dağı'nda yolculuk yaptım. Kendimi arıyordum diye anlattı Mark. Oradaki bir arkadaşım bana asla unutamayacağım bir broşür verdi. Üzerinde mavi mürekkeple yazılmış beyaz bir kağıttı. Bu Hawaii'li terapist ve yöntemiyle ilgili bir makaleydi. Makaleyi yıllarca tekrar tekrar okudum. Terapistin ne yaptığını anlatmıyordu ama yöntemiyle insanları iyileştirdiğini söylüyordu. O makale nerede şimdi diye sordum. Okumak istemiştim. Bulamıyorum dedi Mark. Ama bir şey bana bunu sana anlatmamı söyledi. Buna inanmadığını biliyorum ama ben de senin kadar merak ediyorum. Ben de daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Bir sonraki toplantıya kadar bir yıl geçti. Araya giren aylar zarfında internette dolaştım ama insanları görmeden iyileştiren terapist hakkında hiçbir şey bulamadım. Tabii kişi karşısında olmadan yapılan uzaktan tedavi yöntemleri üzerine bir sürü bilgi vardı ama anlattığım kadarıyla ve anladığım kadarıyla o Hawaii'li terapistin yaptığı bu değildi. Daha sonra öğreneceğim gibi onun uyguladığı iyileştirme yönteminde mesafe diye bir şey yoktu. Üstelik daha Ho'oponopono kelimesinin nasıl yazıldığını bile bilmiyordum. Dolayısıyla her şeyi oluruna bıraktım. Derken 2005 yılındaki senelik hipnoz toplantısında Mark tekrar terapistten bahsetti. Onun hakkında bir şeyler buldun mu diye sordu. İsmini bilmiyorum. Ho mu ne? O terimin nasıl yazıldığını bile bilmiyorum diye açıkladım. Dolayısıyla da hiçbir şey bulamadım. Mark aklına koyduğu zaman bunu yapan biriydi. Çalışmamıza ara verdik. Dizüstü bilgisayarımı açtık. Bir kablosuz bağlantı bulduk ve aramaya başladık. Ho'oponopono'nun
resmi ve tek web sitesi olan www.ho'oponopono.org bulmamız uzun sürmedi. İnceledim ve birkaç makale buldum. Böylece neyin izini sürdüğüm üzerine bir bilgiye sahip oldum. Ho'oponopono'nun tanımını buldum. Ho'oponopono mu? Tanrısal düşüncelerin, kelimelerin, faaliyetlerin ve hareketlerin etkisiyle içinizdeki zehirli enerjilerin temizlenme sürecidir. Bunun ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Dolayısıyla daha fazlası için araştırmama devam ettim. Şunu buldum. Basitçe ifade etmek gerekirse, Ho'oponopono, doğrusunu yap ya da bir hatayı düzelt demektir. Eski Hawaii'lere göre geçmişin acı çeken anılarıyla zehirlenen düşünceler yüzünden ortaya çıkar hastalıklar. Ho'oponopono dengesizliğe ve hastalığa neden olan bu acı veren düşüncelerin ya da hataların enerjisini ortadan kaldırmanın bir yoludur. İlginç, evet. Ama bu ne demekti? İnsanları görmeden iyileştiren gizemli terapist hakkında bilgi bulmak için sitede gezinirken Ho'oponopono'nun Ho'oponopono ile Shit adında güncellenmiş bir şekli olduğunu öğrendim. Tüm bunların ne anlama geldiğini bilmiyormuşum gibi davranmadım. Mark da davranmadı. Bizler gezgin yoldaşlardık. Dizüstü bilgisayarımız bu yeni ülkenin el değmemiş topraklarında sürdüğümüz atlarımızdı. Yanıtların peşindeydik. Hevesle tuşlara vurmaya devam ettik. Bazı şeylerin aydınlığa kavuşmasına yardımcı olan bir makale bulduk. Hastaların sorunlarından %100 sorumlu olmak bu makalenin başlığıydı. Sorun çözme ve tedavi etmeyle ilgili geleneksel yaklaşımlarda terapist sorunların kaynağının hastanın içinde olduğuna inanır. Kendisi içinde değil. Sorumluluğunun hastanın kendi sorumluluğu üzerinde çalışmasına yardımcı olmak olduğuna inanır. Bu inançlar iyileştirme işlemi boyunca sistemli bir şekilde yok edilebilir mi? Etkin bir sorun çözücü olmak için terapistin sorunun konumunun yaratılmış olmasından kendisinin %100 sorumlu olduğunu kabul etmesi gerekir. Bunun anlamı sorunun kaynağının hastanın içindeki değil, kendi içindeki yanlış düşünceler olduğunu kabul etmesi demektir. Terapistler ne zaman bir sorun olsa kendilerinin de her zaman orada olduklarını asla fark etmiyor görünmektedirler. Sorunu gerçekleştirmekten %100 sorumlu olmak, terapiste onu çözmekten de %100 sorumlu olma hakkını verir. Terapist Kahuna Lapao, Nora Nalamaku Simaona tarafından geliştirilen bir pişmanlık, affetme ve değiştirme süreci olan güncelleşmiş Ho'oponopono'nun metodunu uygulamak kendisinin ve hastanın içindeki hatalı düşüncelerin kusursuz sevgi düşünceleri olarak değiştirilmesine olanak tanır. Gözleri yaşla doluydu. Ağzının kenarlarında derin çukurlar vardı. Oğlum için endişeleniyorum diye hafifçe iç geçirdi. Tekrar uyuşturucu kullanmaya başladı. Acı dolu hikayesini anlatırken onun sorunu olarak ortaya çıkan kendi içimdeki zararlı düşünceleri temizlemeye başladım. Terapistin ve ailesinin, akrabalarının ve atalarının içinde zararlı düşünceler yerini sevgi dolu düşüncelere bırakırken hastanın ve onun ailesinin, akrabalarının ve atalarının içinde de aynı şey oldu. Güncelleşmiş Ho'oponopono süreci terapistin zararlı düşünceleri sevgiye dönüştürebilen asıl kaynak ile doğrudan çalışmasını sağladı. Gözlerindeki yaşlar kurudu, ağzın etrafındaki çukurlar yumuşadı, gülümsüyordu. Yüzünde bir rahatlama ifadesi vardı. Neden bilmiyorum ama kendimi daha iyi hissediyorum.
Nedenini ben de bilmiyorum. Gerçekten hayat bir gizem. Sevgi hariç o her şeyi bilir. Her şeyi bu şekilde oluna bıraktım ve tüm lütuflarımın içinden aktığı sevgiye teşekkür ettim. Birinci bölümün sonu. Okuyan Zuhal Atasoy Dağman.